Merhabalar, bizde kalmasın ekibimizden. Zaten iki kişiyiz ama bize tabii yardım eden arkadaşlarımız da var. Tuğba Tülin Durdu. İsminizi doğru söyledim değil mi? Evet hocam. Evet. Evet. Kendisinin kitabıyla ilk konuşmuştuk daha önce. Sevmek Cesurların İşidir kitabının ismi. Kitap üzerinde konuşmuştuk. Tuğba Hanım İstanbul'a gitti. İstanbul Kitap Fuarı'na gitti. Kitaplarını imzaladı. Kendisine sorayım. Tuğba Hanım nasıl geçti fuar? Bu sizin ilk imza yok. Gerçi Malatya Kitap Fuarı'ndan imzalamıştınız. İlk Hı-hı. değil. İlk nasıl TÜYAP. Geçti? İlk TÜYAP değil mi? Evet. Bir değerlendirmesini yapar mısınız? Önce sizin kitabınız ve ilgi okuyucularınız üzerinden. Bir kere TÜYAP'ta olmak başlı başına bir güzellik. En büyük hayallerimden birisiydi TÜYAP'ta olabilmek. Orada kitap imzalayabilmek. Çok keyifliydi hocam. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki oradaki atmosfer, oradaki işte yoğunluk, o kocaman bir dünya TÜYAP. Yani kitap fuarı deyince aklınıza gelebilecek her tür kitaba ulaşabiliyorsunuz. Ve gerçekten inanılmaz büyük yazarlar var, oradalar. Onlarla bir arada olmak, işte kitap imzalamalarına şahit olmak, söyleşilerini dinlemek. Bunlara da şahit etme şansım oldu. Benim için TÜYAP Sevmek Cesurların İşidir için gerçekten güzel bir deneyim oldu. Bu meşakkatli bir yol. Yani sonuç itibariyle evet bunlar çok heyecan verici, çok güzel, çok keyifli. Ama şu da bir gerçek ki çok ciddi bir yol, sabır, emek, gayret isteyen bir şey. Evet. Fuarlarda olmak, belli bir kitleye, birilerine hitap etmek için gerçekten kitap yazmaya ciddi emek vermeniz gerekiyor. Gerçekten ciddi donanımınızın, doluluğunuzun olması gerekiyor. Bu anlamda ben buna bir adım attığımı düşünüyorum. Evet. İnanıyorum ki önümüzdeki TÜYAP'larda, önümüzdeki kitap fuarlarında çok çok daha güzel günler olacak. Çok çok daha büyük kitleyle bir arada olacağız ve onların hayatlarına, kalplerine dokunacağız. O anlamda güzeldi hocam. Acaba Tuğba Hanım'a şunu da soralım. Gelecek senede TÜYAP fuarında ve Malatya Kitap Fuarı'nda ya da başka kitap fuarlarında sizi yeni bir eserinizde görme şansımız olacak mı? Evet, tabii ki. Evet. Yani kısmetse diyelim. Kısmetse elbette ki olacağım hocam. Yazmaya çalışıyorum. İkinci kitabın çalışması var. Tabii ki hayatın koşturmacası, yoğunluğu hepsi bir arada. Biliyorsunuz sizle de çekimler yapıyoruz, evet, güzel evet. güzel. Ama ikinci kitabı da yazacağım tabii ki. Evet. Peki şunu da soralım. Sizce, siz tabii genç bir yazarsınız ama yazıyorsunuz. Umarız uzun yıllarda yazacaksınız. Temennimiz o yönde, fakat şunu sormak istiyorum. Siz orada birçok tabii yazarla tanıştınız. Hı hı. Önemli yazarlarla da, genç yazarlarla da. Sizce orada hani sizde bir yazar olarak, da genel olarak soruyorum bunu. Bir yazarın hani iyi bir yazar olabilmesi için eksiği ne oluyor sizce? Yani nerelerde eksikler oluyor? Nerelerde kendinizi daha da ileriye taşımanız için neler yapmanız gerektiğine kadar düşünce bir oluştu mu orada size? Tabii ki bunu görebiliyorsunuz. Yani bu hiçbir zaman bilinmeyen bir yazar da olabilirsiniz. Yıllarca emek verip, gayret edip gerçekten istediğiniz kitleye ulaşamayabilirsiniz. Yani bu anlamda da çok büyük hayallerle bu yola çıkmayı doğru bulmuyorum ben. Evet, evet. Yani bu, evet, bir şey yapıyorsak gerçekten birilerine faydamız olsun diye yaparsak, evet, karşılığını alma noktasında da işte çok büyük beklentilere girmemek gerekiyor diye düşünüyorum Bülent hocam. Ben şey diye nasıl söyleyeyim size, bir şey yapmak istiyorsak yapalım, adım atalım, gayret edelim. Kitap fuarında bunu gördüm. Evet, çok popüler olmak, çok iyi yerlere gelen yazarlardan biri olmak, bu elbette ki güzel, evet, güzel bir şey. Bir kere onların çok fazla kitleye ulaşması çok güzel, çünkü onların hayatlarına dokunuyorlar. Bu anlamda istediğim bir şey bu. Hayatlara dokunacaksam, bir yerlerde olmak, bir şeyler yapmaktan ziyade ben yanımdaki genç yazar arkadaşlarımın, yayın evimin yazar arkadaşlarının da gayesinin bu olduğunu gördüm. Onlarla da oturma şansımız oldu. Onlar da sadece bir hayatı değiştirebilmek, bir insana dokunabilmek adına mücadele eden, evet, genç yazarlar. Gerçekten onlar da çok çok güzel kalemleri var. Zaman tabii ki. Evet. Tespitim bu. Zaman, gayret, emek, sabır. Muhakkak bir yerlerde bunun bir karşılığı var. Kıymetli şeyler hemen birden olmazlar, oluşurlar. Zaman gerekir. Buna inanıyorum. Sözünüzü böldüm ama hemen siz konuşurken aklıma okuduğum en güzel kitaplardan
Jack London'ın Martin Eden'i geldi. Orada aslında bir Jack London kendi yaşam öyküsünü de anlatıyor. Yani iyi bir yazar olabilmek için çabasını anlatıyor. Yani çok klasik bir kitap. Onu tabii dinleyicilerimiz de okuyanlar bilirler. Ama burada siz çok önemli bir nokta söylediniz az önce. Sizin cümlelerinizin arasından hemen çekip onu çıkarıp söylemek istiyorum. Yani herkes çok büyük yazar olacak diye bir şey yok. Yani herkes işte az önce Jack London dedik, herkes Dostoyevski, herkes Yaşar Kemal olacak diye bir kural yok. Hı hı. Ama yazmak gerçekten önemli. Yani Tuğba Hanım bunu yapıyorsunuz. Hani ben de nacizane işte 86'dan beri iyi kötü yazan bir insanım. Daha da yazmamız gerekiyor kesinlikle. Yazmak aslında bir insanın da belki içine yolculuk, bazen bir terapi, farkında değiliz ama sadece kitlelere bir mesaj vermek değil de insanın kendisini terapisi, rahatlatması da. Bu yüzden sizi kutluyorum. Böyle ülkemizdeki en prestijli fuar. Bunda yanlış bir ifade yok değil mi? Kesinlikle. O. Kutluyorum, böyle bir fuara gittiniz, kitabınızı imzaladınız. Ve size nice kitaplara, nice imza günlerine, nice kitap fuarlarına diyerek tekrar sizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum Bülent Hocam. Çok sağ olun.